CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuşuyor. Aşağıda bütün dünya var salonda. Dünyanın geleceği için konuşuyorlar, iklim için konuşuyorlar, küresel ısınma için konuşuyorlar, karbon salınımının azaltılması için, sıfır karbon için konuşuyorlar. Yukarıda ise görevini yapmayan ülkelerle birlikte oturacaktık. Bu uyarıyı yapa yapa dilimizde tüy bitti. Nihayet dün meclisten geçerek yasalaştı. Bunu bir kez daha kayıtlara geçirmeyi son derece önemsiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunu artık kronikleşti. Etrafında kendisine sürekli metiyeler düzen, yanlışları hataları görmeyip onları da doğru gibi öven, etrafındaki dalkavuk kadrosunun yaptığı yanlışlara desteği ya da onların yaptırdığı yanlışlar müştereken ülkeyi bir felakete sürüklüyorlar. Gerçeklerden kopmuşlar, yalana sarılmışlar ve yaptıkları her açıklama ya saldırı, ya hakaret, ya yalan, ya iftira. Ama bu kronikleşmiş durumla karşı karşıyayız artık. Saçmalamaya devam ediyorlar. Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı HDP'nin sufleleriyle siyaset yapıyormuş. İYİ Parti Genel Başkanı HDP'nin talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmiş. Neymiş? O lider milli güvenlik sorunuymuş ve bütün muhalefet birden gavurun kılıcını sallıyormuş. Bunu ben 83 milyonun cumhurbaşkanıyım diyen birisi söylüyor. Son İstanbul seçimini kaybeden, hazmedemeyen, tekrarlatan ve daha beter yenilen birisi söylüyor. Kamuoyu araştırmalarında şu anda oyları tarihi dip noktasında olan %25'te olan birisi söylüyor. Ve son resmi kamuoyu araştırmaları yayınlanan bağımsız şirketlerin yaptığı %25'i göstermişken ve tarihi dip noktasındayken halen daha, hani bir ara evdeki %50 dışarıdaki %50 konuşuyordu, şimdi karşısındaki %75'e gavurun kılıcını sallamak gibi bir tabiri kullanacak kadar kutuplaştırıcı, şeytanlaştırıcı bir dilden medet uman, bir kötülük halinden, bir kötülüğün zihne, o zihnin devlete, devlet yönetimine hakim olmasından bahsediyoruz. Millet İttifakı her geçen gün büyüyor. Cumhur İttifakı her geçen gün artık böyle buz gibi erimiyor. Hatırı sayılır bir kitle kopmuştu, hızla uzaklaşmıştı, artık başka taraftalar. Eskinin yarısı kadarlar ve kopmalar, erimeler sürüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar buna engel olamıyorlar. Her şeyi denediler. Gazetecilerin tekmelenmesi, siyasetçilerin dövülmesi, gencecik insanların iftirayla hapislere atılması, ezanama saldırdılar, darbe yapar. Hiçbir şey işe yaramıyor. Hiçbir şey. Erimeye devam ediyorlar, iftiraya, hakarete devam ediyorlar. Böyle devam ederlerse herhalde bu hükümeti devraldıkları koalisyon hükümetindeki partilerin düştüğü durumla alay ediyorlardı. Aynı sonu paylaşarak, aynı sonu paylaşarak siyaset sahnesinden çekilecek gibi görülüyorlar. Ama bu sırada yaptıkları zulüm, haksızlık, yarattıkları yoksulluk, derinleştirdikleri eşitsizlik gerçekten Türkiye insanının, Türk insanının hak ettiği, vatandaşlarımızın hak ettiği bir durum değildir. Böyle davranmaya devam etsinler ama benim onlara bir tavsiyem var. Sonu ne kadar az kötü istiyorlarsa seçimi o kadar erken yapsınlar. Yani bu parlamentoda hatırı sayılır milletvekilim olsun, muhalefet yapayım diyorsanız bir an önce seçim yapın. Görünen o ki her ay bu meclisten 10-15 milletvekili kaybederek eriyorsunuz. Ve öyle bir noktaya gelecek ki o çok korktuğunuz soruşturma komisyonlarının çok rahatlıkla kurulacağı sayıları Millet İttifakı bulacak ve o sayılarla
açılan soruşturmalarda çorap bir sökülecek, arkası nasıl gelecek, ibin ucu nerelere çıkacak hep birlikte göreceğiz. O yüzden vatandaş için erken değil derhal seçim. Sonunuzdan çok korkuyorsunuz ya. Yüce divanlar kurulursa, bakanlar yargılanırsa, 128 milyar doların hesabı sorulursa diye. O yüzden her geçtiğimiz gün bir milletvekili eksik. İki güne bir milletvekili kaybediyorsunuz. Bunun bilgisini herkes görüyor. Hırçınlığınız ondan. Bir an önce seçimi size de tavsiye ediyoruz. Ve Tayyip Bey yine 10 yıllardır vazgeçmediği bir şey yaptı. En son ona sarılacak. Kemal Bey'in SSK'yı batırdığını iddia ediyor. Bir kez şöyle bir gerçeklik var. Bugün başarılı işlerle Tayyip Erdoğan övünmeyip mesela duble yollar yapı. Bana ne diyorsunuz? Ben duble yollarla ne alakam var? Karayolları genel müdürümüzü tebrik edin diyor mu? O dönemin hesabını dönecek Kemal Bey'den soracak. Oysa Sayın Kılıçdaroğlu'nun döneminde ağzına dolayıp da söylediği SSK açığının bugünkü SGK açığı tam 100 katıdır. 100 katı. Kemal Bey'e batırdın diyen bugün SGK'yı 100 kat batırdığını ilan etmektedir. Kemal Bey'in dönemini 300'ün üzerindeki müfettişle didik 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 20 yıldır araştırıyorlar. Bir çöp bulabildiler mi? Allah için AK Parti ve MHP'ye geçmişte oy vermiş seçmenlerimize soralım. Kemal Bey'in döneminde bir toplu iğne kaybolmuş olsa, bir toplu iğne pazarlıksız, usulsüz satın alınmış olsa, bir enjektör hastaneye, bir enjektör, bu şimdiye kadar 100 bin kere söylenip çarşaf çarşaf yazılmaz mıydı? Suç duyuruları yapılmaz mıydı? 20 yıldır araştırıyor, bir çöp bulamadı. SSK dönemi Kemal Bey açısından dünyada hiçbir bürokratın araştırılmadığı kadar çok araştırılmış, alnının akıyla çıkmış ve o dönemdeki yaptığı uygulamalar, ihaleler, aldığı bütün kararlar övünç vesilesine dönüşmüştür bu sayede. Hala konuşuyor. O zaman Hodri Meydan, Sayın Erdoğan gelin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bir televizyona çıkın, A Haber'e. Moderatör de sizden olsun. Kemal Bey tek başına gelsin. Arkanızda da bütün bürokrasi kadronuz, kıymet verdiğiniz danışmanlarınız hepsi bulunsun. Hodri Meydan SSK dönemini, SGK'nın açıklarını. Hodri Meydan senin yaptıklarını, senin yapmadıklarını. Senin döneminde yaşananları Kemal Bey ile karşılıklı konuşun bakalım. Hodri Meydan cesaretiniz varsa. Yok, geleceksiniz ama bakın buradan kayda geçiriyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yöneten akıl. Yapılacak seçimlere gününde yapılırsa gününde, erken yapılırsa ne ala. Bir ay kala, 20 gün kala, 15 gün kala Kemal Bey'i televizyon programına davet edecekler. Aynı defalarca çağrılıp da çıkmayan Binali Yıldırım'ın İstanbul seçiminin gittiğini görünce son çare televizyon programı istemesi gibi. Ama o da ona fayda etmemişti. Seçime 20 gün kala hadi televizyona çıkalım diyeceksiniz ama o gün iş işten geçmiş olacak. Cesaretiniz varsa Recep Tayyip Erdoğan, Hodri Meydan, istediğin kanal, istediğin moderatör, istediğin danışman kadronla çık karşımıza, vatandaş kimin doğru, kimin yalan söylediğini görsün. Tabii partinin başı saçmalayınca, hezeyanlarda bulununca atadığı bürokratları, yanında siyaset yapanları durmuyor. Yeni genel başkan yardımcılarından biri Mustafa Şen, muhalefet gayri nizami harp usulleriyle iktidarın üzerine yükleniyor diyor. Ya cümle bitti, kelime bitti, kelam bitti, lugat bitti. Dönüp dolaşıp savaştan terim mi getiriyorsunuz? Savaşta mıyız ya? Karşımızda düşman mı var ya? Ya biz de memleketin evladıyız, siz de memleketin evladısınız. Gayri nizami harp falan ne demek? Ne harbi ya?
Biz kontr gerilla mıyız? Bu ülke daha iyi yönetilsin diye çaba sarf ediyoruz. Bize kontr gerillanın gayri nizami ne yapmışız? Ne yapmışız? Soru önergesi veriyoruz. Çıkın anlatın diyoruz. Vatandaşın çalınan parasını, yurt dışına kaçırılan servetleri, kaybedilen vergileri anlatıyoruz. Dönüp gayri nizami harp diyorlar. Devletin yazılı kurallarına rağmen kurumların hukuka uymaması, polisin uymaması, kaymakamın uymaması, bakanların uymaması gayri nizamiliktir. Mevcut nizamı, anayasal düzeni bozan sizsiniz. Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymuyorum, uymuyorum diyorsun. Mahkeme karar veriyor, beraat diyor, salmayıp 7 saat fiilen tutuyorsun, başka iddianameden tutuklama çıkarıyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti döneminde şehir hatlarına iskele veriyor. Sözleşmede izinsiz başkasına kiralanamaz diyor. TÜGVA'ya kiralamışlar. TÜGVA izinsiz üçüncü şahıslara da kullandırıyor. Ve milyonlarca aylık kirası 50 milyon 100 milyon olabilecek adaların İstanbul'u gören en üst en güzel mekanını 2,5-2500 TL'ye bir asgari ücretten az TÜGVA'ya vermişler. Usulsüz kiralamayı görünce İmamoğlu'nun ekibi iptal ettirmiş, mahkeme hak vermiş, çıkın demiş, çıkmıyorlar. Zabıta belediyenin kendi yerini gidiyor, alıyor, kimse yokken onun üstüne Suç İşleri Bakanı polis yolluyor. Suç İşleri Bakanı polis yolluyor ve o Suç İşleri Bakanı'nın polisimize verdiği kanunsuz emirle ilçe başkanımız, belediyemizin zabıtaları, amirleri darp ediliyor. Peki bu işi yapan, o kiralanmış ya TÜGVA'ya, kaymakamlıktan izin alırsan düğün bile yapıyormuşsun. Adalar Kaymakamı. Kimdir Adalar Kaymakamı? Adalar Kaymakamı bir zamanlar CİDE Kaymakamıydı. Orada görev yapıyordu. Yükselmek istedi. Ne yaptı? AK Parti'den Aksaray milletvekili aday adayı oldu. Öyle olunca aday yapmadılar. Aksaray'a milletvekili adayı yapmadılar ama durmadılar. Beyefendinin Kastamonu milletvekilleri CİDE kaymakamına, Aksaray milletvekili adayı olduktan sonra Kastamonu valisi yapılması için Soylu'ya gittiler. Şöyle önemli, böyle önemli, illa yapalım. Kastamonu'da bunu gazeteler yazdı, yalanlayan olmadı. Kastamonu'ya vali yapamadılar ama Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter yaptılar. Hangi dönem? Kayyumu atadılar ya, vali oldu kayyum. Bu da oldu genel sekreteri. O dönem oldu ve o dönemde neler neler oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kısa zamanda bir kamu kuruluşunda ortaya çıkan en büyük yolsuzluk. 540 milyonluk yolsuzluk. Mızrak çuvala sığmadı. Kayyum görevden alındı. O dönem o kayyumun genel sekreteri bugünkü Adalar Kaymakamı'dır. Süleyman Soylu'ya 39.883 liralık hediye vermişler bir günlük ziyaretinde. Fatura kimden? Fatura teşbihçiden, takıcıdan. Hani Soylu'ya bir takıcı gösterdi de tesbih hediye etti ya, biz takıcı hediye etti sandık ya, o takıcı kayyuma fatura kesmiş 39 bin lira. Mehmet Özdeseki'ye fatura kesmiş, Özdeseki'ye hediye verdik diye 16 bin lira. Recep Tayyip Erdoğan'a hediye yolladım demiş 136 bin lira. Veysel Eroğlu'na telkari gümüş verdim demiş 74 bin lira. Eski parayla 74 milyon bu, küçük para değil. Eski parayla 39 milyon bu. Ve o Soylu Mardin Büyükşehir'deki bu büyük yolsuzluk soruşturması sürerken, mahkemesi sürerken bu genel sekreteri Adalara Kaymakam atamış. Adalara Kaymakam gitti ya,
adalara kaymakam gitti. Tarih 5 Haziran 2018. 7 Haziran'da 2 gün sonra Adalar iskelesinin üst katı TÜGVA'ya veriliyor. Bu kaymakam döneminde. Mahkeme kararına uymayan, mahkeme kararına rağmen polis çağıran ve oraya polisi götürüp ilçe başkanımızı, zabıtalarımızı darp ettiren zihniyet, AK Parti milletvekili adayı, büyük soygun yapılan Mardin'de devlet adamlarına hediye verildi. Faturaları uçuşuyor. Fırat Silver. Aha burada. Yalansa yalan desin Soylu. Adamlar liste yapmışlar. Aha da burada. Kime ne hediye verdik? Alınan hediyeler. Birincisi gelen misafirler. İsim Süleyman Soylu. Daha ne konuşuyorsunuz? Ve böyle bir noktaya gerilmiş. Bu noktada Adalar Kaymakamı Soylu'nun has adamı, AK Parti'nin gözdesi, Mardin'in Büyükşehir'in genel sekreteri adam dövdürüyor mahkeme kararına rağmen. Ve Suç İşleri Bakanı da ona polisleri veriyor. Şimdi göreceğiz bakalım. Mahkeme kararına rağmen hukuksuzluk yapanlara İçişleri Bakanlığı soruşturma açacak mı? Bu kaymakam herhangi bir partiden olsa 2 dakikada açığa alınması, merkeze çekilmesi lazım. Göreceğiz bakalım. Mızrak yine çuvala sığmıyor Süleyman Bey. Sonra akıl almaz bir komediden bahsedip tamamlayalım. Genel başkanımız 3600 ek gösterge sözünü hatırlatmak ve bu konuda etkin muhalefet yaparak geçmişteki taşerona kadro verdirdiği gibi, emekliye ikramiye verdirdiği gibi, geçmişte asgari ücrete zam yaptırdığı gibi etkin muhalefetle 3600 ek göstergeyi almak istiyor. Tüm memurlarımız için ilk söz verilen polislerin emeklileriyle oturmuş toplantı yapıyor. Adamlar eleştiriyorlar. Diyorlar ki polisi siyasete alet etmeyin. Kardeşim emekli polis istediği yere gider, istemediği yere gitmez. Ama Süleyman Soylu toplamış Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu yemin töreni ve Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitim yılı açılışı. İkisi de kendine bağlı. Biri ordunun bir parçası. Bir tanesi polis, yeni polislerimizin mezuniyeti. Orada parlamenter sistemi yeriyor. Başkanlığı övüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatlerini eleştiriyor. Ve zorunlu emir komuta altında yemin töreni yap. Çocuk katılmasa polis olamaz. Orada siyaset yapıp CHP'yi eleştirecek. Emekli polisi davet etmişiz. Ne emir ne komuta. İsteyen gelir isteyen gelmez, polisi siyasete karıştırma. Bu kadar ağır bir çelişki, bu kadar utanmazlık olamaz. Yap bir basın toplantısı. Bütün basın geliyor. Herkes seni izliyor. Anadolu Ajansı satır satır geçiyor. Televizyonlar bile canlı veriyor. İstediğini söyle. Seni tutan mı var? Ama niye? Niye polisin mezuniyet töreninde? Niye sahil güvenliğin eğitim yılı açılışında? Pırıl pırıl her siyasi görüşten olması gereken güzelim insanların önünde siyaset yapıyorsun. Devlet adamlığı bu mu? Emanet edilen yetki böyle mi kullanılır? Görevin kötüye kullanımı bu değil mi? Yazıklar olsun. Gencecik polis adayının polisin önünde siyaset yapanlara. Bir de emekli polisi çağırmışız. Koşmuş gelmiş tutulmayan söz için polisi diyor siyasetin parçası yapmayın. Biz hep söylüyoruz. Bir, ibadethaneleri. İki, askeriyeyi. Üçüncüsü de okulları siyasetin bir parçası haline, adliyeyi siyasetin bir parçası haline getirmemek gerekiyor. Bunu yapanlar şimdi çıkmışlar, emekli polisi niye topladınız? Ve öyle bir noktadayız ki Boğaz içinde Melih Bulu rezaletiyle ülkeye 6 ay zaman kaybettirildi Boğaz içine. Bir sürü sıkıntısı olan Boğaz içine rektör, kayyum rektörü atadılar. Eylemler, itirazlar, tutuklamalar,
iftiralar ve bugün ortaya çıkan gerçekler. Şimdi kayyumun ikinci versiyonunu, ilki dayanamadı istifa etti, ikincisini atadılar. Atadıkları, düzeltiyorum, ilkini görevden aldılar, ikincisini atadılar. Atadıkları kayyum Boğaziçi'nin, Boğaz gören yeşil yerlerini Katarlılara peşkeş çekmek için komisyon kurmuş. Öğrenci isyanda, öğretim görevlileri itirazda, isyanda, polis üniversitede ve Recep Tayyip Erdoğan diyor ki kardeşim rektörlerin yetkileriyle ilgili yasa çalışması yapın. Yine meclise talimat. İşte polisin herhalde daimi tutulmasını mı yapacak? Özel izinle sokulabiliyor belli şartlarda falan. Zaten o izinleri kayyum rektörler hemen veriyor. Daha da sertleşecek yetki. Üniversite özerkliği diye gelenlerin ülkeyi getirdiği noktaya bakın. Yasaklarla mücadele diye gelenlerin son koydukları yasaklara bakın. 19 yıl önce gelenlerin savruldukları ve ülkeyi sürükledikleri noktaya bakın. Ve yine aynı yere dönmenin peşindeler. Yine iki Boğaziçi'li öğrenci tutuklandı. Yine aynı yalanlar, aynı terhaneler. Hatırlatırız. Geçen sefer 500'ün üzerinde öğrenci tutuklandı. Süleyman Soylu, Suç İşleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu çıktı. Öğrenci değil bunlar dedi. Bunların 7 terör örgütü saydı, ben utanırım. 1977'de faaliyetine son verenleri dahi saydı. Bu 7 farklı örgütle irtibatı, iltisakı var dedi. Önce mensup dedi. İspat et mensupsa nasıl geziyor dedik. İrtibat, iltisak dedi. Bu ne iki ilk tutuklanan Boğaziçi öğrencisi, ne toplam tutuklanan 10 Boğaziçi öğrencisi, toplam tutuklanan 10 öğrenci, ne 520 küsur gözaltıda. Birinin dosyasına bir terör örgütü irtibatı girmedi. Bir tane tutuklu yok, bir tanesi ceza almadı. Birinin terör örgütü irtibat, iltisakı ispatlanamadı. Neymiş? Sıkışınca algı yönetimi yapacaklar. Algı operasyonu. Bunlar yasa dışı. Anadolu'nun kahvesinde meclisi izleyen, bakanı izleyen vatandaş da hacı amca da diyecek ki vay, ben öğrenciye yapılan zulme kızdım da meğersem teröristmiş bunlar, aferin. Yalan, hacı amca yalan. Bunlar yalandan korkmuyor. Bunlar yalanı doğru gibi anlatıyor. 6 ay sonra doğrusu çıkıyor. Bunlar yeni bir yalan doğuruyor hacı amca. İnanma sen bunlara. Bunlara inan. En sonunda bu yalanın ortağı oluyor inananlar. O yüzden bu işten artık herkesin kendi vicdanını sıyırması lazımdır. Ha bir de böyle bir şey olur mu? Yani karikatür diye çizseler, Zeitung diye yazsalar, hadi canım abartmayın buna gülen çıkmaz dersin. Sınıfta bir çocuk arkadaşlarına çay atmış. O çocuğa disiplin cezası vermişler ya. Cumhurbaşkanını taklit etmekten. Ya kardeşim bence de çay atmak lazım ama çiçek atsın niye çay atıyorsun falan. E kötü örnek oluyorsunuz. Ülkenin cumhurbaşkanının örnek alınması, hani diyorlar ya gençlerin rol modeli olacakmış beyefendi. E örnek alana da ceza veriyorsunuz. Çay atma, gül at. Üzgün vatandaşın kafasına çay atınca bir şey yok. Sınıf başkanı veya sınıftaki öğrencilerden bir tanesi arkadaşına çay atmış, cumhurbaşkanı taklitten ceza. Vallahi sakın yapmayın da şimdi duyar da yaparlar. Ama bir ceza verilecekse, bir ceza verilecekse bu cezayı veren okul yönetimine vermeniz lazım. Çünkü bu davranışın kötü bir davranış olduğunu ve cumhurbaşkanının örnek alınmaması, taklit edilmemesi gereken bir kişi olduğunu teyit etmiş. Ya bırakın küçücük çocuklarla uğraşmayı falan. Bu kadar saçmalamanın daha nereye varacağını biz de bilemiyoruz. Bir gün kebapçı teröristler uğraşıyoruz. Öbür gün çay atan 10 yaşında çocuğun peşinden koşuyorsunuz. Yapmayın. Bu kadar acziyet, bu kadar korku olmaz. Birazcık özgüvenli olacak ülkeyi yönetenler. Turgut Özal Çankaya'ya Çankaya'nın şişmanı karikatürlerini doldurmuştu. Kakır kakır gülüyordu. Süleyman Demirel kendisini taklit eden plastik şovda daha komik anekdot yapıyordu. Kenan Evren bile
bu kadar tahammülsüz değildi. Rahmetli Yıldırım Akbulut'un hakikaten rahmetle anmak lazım. Sabrına, özgüvenine. Bu nedir ya? Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Amerika dönüşü bizzat bu konuyla ilgileneceğim dedi. Gıdalarda fahiş fiyatlar varmış. Talimat vereceğiz. Bu fiyatlarla ilgileneceğiz. Bu tabii ki çeşitli açıklamalar, itirazlar oldu. Bizim ne günahımız var? Enflasyon sizin kötü yönetiminizden yükseliyor diyor. Buna da bozuldular. Tedirginlikler oluştu piyasalarda ve Mehmet Muş çıkmış şöyle bir açıklama yapmış. Serbest piyasa ekonomisi geçerlidir. Doğrudan fiyatlara müdahale edilemez. Doğru lafa ne denir de Mehmet Bey, birlikte grup başkan vekilliği yaptığımız Sayın Bakan, sen bunu niye bize söylüyorsun? Bakanlar Kurulu diye toplanıyorsunuz ya 15 günde bir pazartesi. Anayasal zemini yok. Tek adam yönetimi ama atadığı bakanları topluyor ya. Orada söyleyeceksin. Yok utandırmayayım başka bakanların yanında diyorsan baş başa söyleyeceksin. Diyeceksin ki Sayın Cumhurbaşkanım, partimin Sayın Genel Başkanı, siz böyle dediniz, ben Ticaret Bakanıyım. Ticarete bu tip laflar zarar veriyor. Tedirginlik oluyor, korku oluyor. Siz böyle yaparsanız daha da kötüye gider. Aman ha demeyin derseniz olur. Mehmet Bey çok kalabalıksa biz çıkalım Türkiye olarak, siz baş başa kalın. Pandora belgeleri açıklanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar iki vardı dün itibariyle. Biri Rönesans, sarayın müteahhiti. İki anlamı da doğru. Hem sarayı yapan müteahhit, hem sarayın gözde müteahhiti. İkincisi de Çalık'tı, sarayın akrabası. Üçüncüsü eklendi, hiç yabancı yok Allah'a şükür. Hep biz bizeyiz, Mehmet Cengiz. İncelemeye devam ediliyor. Mehmet Cengiz'e bir ajans soruyor. Röportaj yapamam, yazılı cevaplayayım diyor. Ama cevabında kendisinin ve kardeşinin ortak olduğu bir şirket kurulduğunu doğruluyor. Ne kadar vergiden kaçındıklarını ve bunun tutarını, miktarını açıklamıyor yazılı cevapta. Bu soruya cevap vermiyor. Ve kurdukları offshore şirketinin de yetkililerinin hepsi İGA İstanbul Havalimanı'nın çalışanlarından seçilmiş. Cengiz kendi adına değil başkalarının adına yaptırmış. Paravan bir şirket kurdurmuş, Trident Trust diye. İç içe şirket sokuyorlarmış. 40 bayır gibi. Onu açıyorsun, başka şirket onu izini kaybettirecek. Yönetime koydukları da İstanbul Havalimanı'nın çalışanlarıymış. Ama yakalanmış. İtiraf etmiş. Yakında konuşacağız. Neyi konuşacağız? Dün de söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. 2006 yılında 21 Haziran 2006 bu parlamento iki parti, AK Parti ve CHP uzlaşmayla çıkan kanun, CHP'nin önemsediği bir kanun, tam destek verdi, bir günde çıktı. Vergi cennetlerinin listeleri ilan edilsin. %30 vergi alınsın. Böylece Türkiye'den vergiden kaçınma dedikleri vergi kaçakçıları offshore yoluyla giderse öyle şey olmasın. Yoksa ne yapıyorlarmış? Tekrar edelim. Malta'da vergi %2, Türkiye'de kurumlar vergisi %20. Offshore şirketi kuruyorlar. Mesela Virgin Adalarına kurmuş Rönesans, o da çıktı. %2 vergiyle gidiyor. Zaten çok düşük karla satıyor. Türkiye'den karsız çıkarıyor. Çok az vergi veriyor, hiç vermiyor. Oradan karı bindirip yapıyor. %20 yerine %2 vergi ödüyor. Bunları ilan edersen %30'da vergi alırsan bu operasyonlar yapılmaz. Yetki o gün başbakana ve bakanlar kuruluna, değişen anayasadan sonra otomatik düzeltmeyle cumhurbaşkanına. 15 yıldır 7. fıkraya göre, 2. maddenin 7. fıkrasına göre yapması gereken listeyi yayınlamadığı için millet dünyanın vergisini kaçırıyor. Şimdi burada bir soru. Rönesans
iki offshore kurmuş. Bunlardan biri Virgin Adası'nda. Dünya kadar 210 milyon dolar götürmüş. O yüzden burada vergi vermemiş. İstediği kadar vergiden kaçınmış. Zorlanınca çıkınca bir şey itiraf ettiler. Biz o offshore adasında vergi cennetinde 1 milyar TL bağış yaptık Türkiye'den birine. Bunu açıklamıyorlar. Şimdi kimin kime bağış yaptığını, hayır yaptığından biz ilgilenecek değiliz ama adam 16 milyarlık kamu ihalesi alan şirketin başı. Kamudan ihale alan birisi 16 milyar. Türkiye'de değil offshore'da 1 milyar bir yere bağış yapıyorsa bu isimle ilgilenmek bizim sorumluluğumuz, görevimizdir. Bize bu ismi vereceksiniz. Erman Ilıcak. Eğer bu isim ilan edilmezse bu şüphenin altında bu ülkeyi yöneten herkes kalır. Bir de şunu soralım ya. Neden ama neden bu bağış bu memlekette değil de vergi cennetinde yapılıyor? Bir sürü vergi muafiyeti de olan kurum var, kuruluş var. Herkesin gözü önünde yap bağışını, al plaketini. Neden kurumlara değil? Neden gazilere değil, şehit ailelerine değil, Kızılay'a değil, oraya değil, buraya değil de birine 1 milyar TL. Nerede, kime, niye? Bu soruların cevaplarını vermek Erman Ilıcak'ın boynunun borcudur. Öyle bu işin peşi kolay kolay bırakılmaz. Biraz önce Recep Tayyip Erdoğan, son not o geldi, İl başkanlarını konuşurken dönmüş anayasanın ilk 4 maddesi, dün biliyorsunuz baltayı taşa vurmuştu, taştan ateş çıkmıştı. Kemal Bey de ona bağımsız bir sağlık kurulundan rapor almasını söylemişti. Şimdi dönmüş dolaşmış yine bir sürü onu söylüyor, bunu söylüyor. Bir özür gerekiyor. Sayın Tayyip Erdoğan, bir özür. Ben yorgunluktan, üzgünlükten, endişeden, sanrıdan, çünkü bu kadar yorgunluk, üzgünlük ve endişe, seçim gidiyor diye, yönetim gidiyor diye, bu kadar endişe sizin algınızı karartmış. Sanrılar görüyorsunuz ve gördüğünüz sanrı şu sonucu vermiş: İsmail Kahraman'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu karıştırdınız dün. Anayasanın ilk 4 maddesi gitsin, laiklik kalksın diyen sizin 2 önceki meclis başkanınız İsmail Kahraman. Ama öyle bir durum ortaya çıkıyor ki akıl almaz bir şekilde halen daha çabalama kaptan kurtaramazsın. Şimdi 3600 ek gösterge, en çok vaat edip tutmadığı vaat, inşallah 2022 sonuna kadar hallolmuş olacakmış. Ya ne hazırlığı? Göya hukuki altyapı. Ne hukuk burada yapılıyor? 3 maddelik kanun. 15 dakikada yazarım. 15 dakika. Cetveldeki şu katsayı 3600 olarak değiştirilmiştir. Hangi memurları söylüyorsa da bitti. Yürürlük yürütme, bu kadar. Ne hukuki altyapı? Yani bu sene de vermeyecek, gelecek senenin sonunda verecek. Doğru. Neyi söylüyor biliyor musunuz? Seçim yapılınca, yarın yapılsa yarın, 2022'de erken seçim var diyoruz ya, 2022 sonunda alırsınız diyor. CHP gelir verir diyor. Yine vermeyecek. Polise söz verdi, öğretmene söz verdi, askerlerin bir kısmına, alamayanlarına söz verdi, din görevlilerine söz verdi. Yine vermeyecek. 2022 sonunda alırsınız. CHP gelir 3600'ü verir diyor. Bunun Türkçesi budur. Bir de demiş ki işçi de memur da verdiğimiz zamlardan memnun. Vallahi sarayın memurunu diyorsan, Fahrettin Altun'a soruyorsan, onun memnun olduğuna bir şüphe yok. Ama milletin memuru, halkın memuru, devletin memuru asla ve asla bu zamlardan memnun değil. Buradan son olarak şunu söyleyelim. Vergi cennetlerinde faaliyet gösteren bu Mertz firmasının isminin Burak'ın Buğusu,
Mustafa'nın M'si, Erdoğan'ın eri, Ziya Ülgen eniştenin Z'si olduğunu dün de gösterdim, bugün de gösteriyorum. Bu aslında başka bir kısaltmadır deyin. Hissedarlar bizim oğlan enişte kardeş değil deyin. Bizim çıkarmadığımız yasadan dolayı yurt dışında vergiden kaçınan, gemi alıp satan, para transfer eden, parayı giden para gelen para aklayan bir şirketimiz yok deyin. Vatandaşımız bu şirket var ve çatır çatır çalışıyor. Cumhurbaşkanı da görevi kötüye kullanıyor. Siyaset arkadaşlarının ve akrabalarının vergiden kaçınmalarına olanak sağlayacak bir durum var. Buna karşı yasal düzenlemeyi yapmıyor. Benim soracaklarım bu kadar. Başka sorunuz varsa cevaplayalım arkadaşlar. Eskiden siyasi irtica diye suçlanınca köpür köpür köpürenler 20 yıl önceden kendilerine yeni terminoloji bulmuşlar. Çok çok memnun oldum Bülent Bey'in tasasına. Biz 6 kişi bir aradayız. Yansın kendi derdine. Devlet Bahçeli ile kalmış baş başa. Karşısı %75 düşmüşler 25'e. Ve millete daha iyisini, güçlendirilmiş parlamenter sistemi, dünyanın en zengin 10 ülkesinden 9'unun yönetildiği sistemi öneriyoruz. Millet heyecanlanıyor. Anketlerde %65 parlamenter sisteme destek var. Bülent Bey irtica getirecek bunlar diyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Bülent Bey geçmişte bazı eleştirilerle muhatap olduğu zaman aklında kalmış, etkili olduğunu düşündüğü bir sözle bize saldırıyor. Millete hakaret etmesin. Eğer millet önüne konulan metne bakar ve bu olsun derse parlamenter sistem, güçlenmiş parlamenter sistem gelir. Kendileri o halde, o hal sopasıyla seçimin öncesi sırası sonrasındaki haksızlık, eşitsizlik, usulsüzlüklerle 51'e 49 değiştirdi, anayasa yürürlükte. Millet bugün %67 destek veriyorum dediği bir anayasaya gericilik demek, gericiliğin de milleti hafife almanın da, milletten korkmanın da, milleti kendinden aşağıda, kendini yukarıda görmenin itirafıdır. Bülent Bey şunu söylemektedir. Demokrasi Tayyip Bey seçile kadardır. Tayyip Bey seçildikten sonra milletin karar değiştirmesine tahammülümüz yoktur. Ama Bülent Bey'in kanaatiyle milletin kanaati farklıdır. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Bülent Bey'e sizlerin aracılığıyla ilk vedayı buradan yapalım. Daha sonra artık devir teslimlerde mi karşılaşırız? Meclisin yemin töreninde aşarlar da girerlerse, Çanakkale'den vekil seçilebilirlerse, muhalefet partisi vekili olarak rozet takarken bir kez daha selamlaşırız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.